Günler arkadaşlar. Sıfırdan C# eğitim videolarına devam ediyoruz. Bu eğitim videomuzda sizlere string.mt yani string işleminin alt kategorisinde olan mt metodunu kullanacağız arkadaşlar. Göstereceğiz. Burada yazmış mıyız bakalım. Aynen. Tamam. String.mt ne işlevi görüyor? Boşaltıyor arkadaşlar. Tek işlevi bu. Şöyle göstereyim. Burada iki tane değer var değil mi arkadaşlar? Bunun üzerinde yapalım. Zaten kısa bir video olacak zaten bu. String.empty kullanımı şu. Mesela string oluşturduk değil mi? Bir tane veya de şöyle yapalım. Integer değer oluşturduk. Fakat bunun null veya de başka bir şey olmasını istemiyorum. Boş olmasını istiyorum. Yani şöyle olmasını istiyorum. Null olmasını vesairesini istemiyorum. A1 diyelim eşittir. Ben string nokta empty dediğimde boşaltıyor arkadaşlar. Bunu. Tabi integer'da işlemiyor bu. String'de işliyor. Onu da göstermiş oldum. WE. String nokta empty dediğimde ilgili veriyi boşaltır arkadaşlar. Bakayım buradan breakpoint duracak mı? Aynen. Şu an göreceğiniz üzere ilk değer vermezse arkadaşlar boş duruyor. Şöyle düşünün. Programda boş olmaması da null gelmemesi lazım. Boş gelmesi lazım. Null gelirse patladığını düşünün programın. String nokta empty dediğinizde ilk değeri veya dediğinizde göreceğiniz üzere bu şekilde oluyor. Tabii bunu sadece string değerle mi yapabiliriz? Hayır. Şu şekilde yaptığınızda aynı boş değer olur. String nokta empty'yi burada kullanabiliriz temizleme amaçlı. Veyahut şurada da kullanabiliriz. Bunları şöyle söyleyelim. Burada işimiz bitti. Kontakte mesajı bastık. Sonra silmemiz lazım. Nasıl sileceğiz? Cd nokta string string.empty empty diyoruz. Sonra tabii ki bu şekil değil. Yani bu şeyi kullanmayacağız. Onun için gösterdim arkadaşlar. Şurada kullandığımız üzere bu şekilde kullanacağız. Şöyle. Yani değerleri aynı şekilde. Burada ne yaptık biz? Değer atadık değil mi? Hiç alta alta yazmamıza da gerek yok. Şunları geliyoruz. Cd eşittir. String.empty. Olay bu. Deminkini özellikle gösterdim. İlk başta böyle de bazı arkadaşlar bundan önceki gösterdiğim eğitimlerde geri dönüş feedbacklerde bunu yaptı. Ondan dolayı gösterdim arkadaşlar. Tamamdır. Olayımız bu arkadaşlar. İki veriyi boşaltıyoruz. Bakalım hemen. String.empty'nin işlevi de arkadaşlar. Tamam. Geldi. Ne oldu? Boşaldı. Veri var. Ne oluyor? Boşalıyor. Olayımız bu. Burada da şöyle bir concat metoduyla aynı bir mesela concat neydi? Artı ile eşdeğerdi. Bu ise yani string nokta empty boşalt metodu ise ne ile aynı eşdeğer? Bununla aynı eşdeğer arkadaşlar. Olayımız bu. Çift tırnakla aynı eşdeğer yani. Çift tırnak da yapsanız aynı işlevi görür. String nokta empty de yapsanız aynı işlevi görür arkadaşlar. Bu eğitim videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Fazla zamanınızı almayayım. Bir sonraki eğitim videolarımızda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Zaten bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.